Bakalım Beşiktaş cephesinde derbinin yankıları nasıl seyrediyor? Furkan hoş geldin yayına. Şimdi konuşacak çok konu var elbette. Hakem kararlarına yönelik bir eleştiri, bir isyan mevcut Beşiktaş cephesinde. Bunu vurgulamak lazım. Sosyal medya paylaşımları ile ilgili bambaşka bir gündem oluştu. Onları da konuşacağız elbette ama. Önce özellikle iyi sonuçlar almaya başlarken, istim üstündeyken Beşiktaş, Gelen bu mağlubiyet camiada nasıl yankı buldu? Derbi sonrası nasıl bir gündem var? İstersen bunu özetleyerek başlayalım. Ezgi çok teşekkürler yayınlar. Öncelikle Beşiktaş camiasında, Beşiktaş taraftarında tabii ki dün derbi mağlubeti sonrasında bir hayal kırıklığı mevcut. Dün aslında hem maç öncesinde hem maç esnasında gün boyu Beşiktaş'ta da stadyum çevresinde de çok büyük bir coşku vardı. Beşiktaş kulübünün kuruluş yıl dönümü olması sebebiyle Beşiktaş'ta taraftarların da maça ilgisi zaten bir derbi maçı olduğu için çok yüksek düzeylerdeydi ama tabii kulüp açısından da özel bir gün olması sebebi yine yine Beşiktaş taraftarı da Tüpraş Stadyumunda adeta bir görsel şölen sunmuştu ama Elbette erken dakikada gelen golle beraber Beşiktaş tribünlerinde de bir hayal kırıklığı yaşandı. Dünkü derbi Beşiktaş açısından belki puan tablosundaki yerini siyah beyazların çok fazla değiştirmeyecekti ama sezonun geri kalan bölümüne çok daha umutla bakabilmek adına Beşiktaş açısından oldukça önemli bir derbiydi. İyi giden bir form grafiği vardı. Özellikle iç sahada Beşiktaş Fernando Santos yönetiminde çıktığı maçlarda kalesinde gol dahi görmemişti ama dünkü derbiyle beraber dünkü mağlubiyetle beraber Fernando Santos'ta Beşiktaş'ın başında iç sahadaki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu. Oyun olarak Beşiktaş taraftarı aslında maç sonrasında da belki sosyal medya üzerinden de bunu gözlemlemek mümkün. Beşiktaş dün Ezgi biraz belki yoruma girecek fakat sezonun en iyi oyunlarından birisini oynamasına rağmen belki de derbiden galibiyetle ayrılamadı. oyun anlamında performans anlamında takımın bu sezonki en iyi oyunlarından Fernando Santos döneminin dahi en iyi oyunlarından birisiydi ama bu galibiyet için yeterli olmadı. Beşiktaş adına sezonun geri kalan bölümünde iki ana hedef var. Ligi 3. sırada bir ve Zira Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmak Beşiktaş için ve Santos için bu hedefler devam ediyor elbette. Bu sezonki aslında göreve geldikten sonra Sayın Başkan Hasan Arat ve Fernando Santos'un da her fırsatta altını sık sık çizdiği bir nokta var ki bu sezon bir numaralı hedef Zira Türkiye Kupası'nda şampiyonluk Beşiktaş adına bu kadar çok fazla olumsuzluğun yaşandığı bu sezonda 5 teknik direktörün değiştiği bu sezonda da e, zannediyorum ki bu sezonu kupayla kupa, kupa şampiyonluğuyla tamamlamak da e, herhalde bir başarı kriteri olarak da e, değerlendirilebilir diye düşünüyorum. E, bundan sonra Beşiktaş'ta kadro anlamında ben açıkçası e, biraz daha farklı bir gözle Beşiktaş'ı takip etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Çünkü siyah beyazlarda Fernando Santos ve Samet Aybaba bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını inşa etmeye devam ediyorlar. Sözleşmesi bitecek olan isimler vardı. Tabi Salih Uçan ve Cenk Tosun konusu var. Beşiktaş'ta bu hafta içerisinde hem Salih Uçan hem de Cenk Tosun'la siyah beyaz yönetim masaya oturacak yeni sözleşme konusunda taraftar bir araya gelecekler. Cenk ve Salih'in geleceğinin de artık kısa süre içerisinde netliğe kavuşmasını Olumlu ya da olumsuz anlamda e, bekliyoruz. Çok sayıda yabancı isim var Beşiktaş'ın e, Ezgi. E, Raşit Gezal e, sezon sonu yine sözleşmesi bitiyor. Bir opsiyon var ama o opsiyonu Beşiktaş kulübü e, kullanmayacak. Raşit Gezal'ın e, Beşiktaş'taki artık son günleri, son maçları belki de yeni sezonun kadro planlamasında Raşit Gezal e, yok. E, Abu Bakar konusu var Beşiktaş'ta bu sezon ki en önemli konu başlıklarından birisi belki de Abu Bakar. Çok dalgalı bir performans oldu Abu Bakar açısından da bu sezon. Fakat Avu Bakar'ın da yeni sezon kadro planlamasında olmadığını, Haziran ayı itibariyle Avu Bakar artık Beşiktaş'taki kariyeri son bulacak. O taraftan da Kamerun'un oyuncunun da yeni bir kulüple anlaşması, sezon sonunda da Beşiktaş'a veda etmesini bekliyoruz. Sezonun geri kalan kısmında aslında bir anlamda yeni sezonun kadro inşasını, kadro omurgasını Fernando Santos'un inşa etmeye çalışacağını e, göreceğiz. Bu anlamda da belki Beşiktaş'ı bu açıdan farklı bir e, gözle takip etmekte de fayda olabilir Ezgi. Kısaca hemen bir kez daha düne dönüp e, Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımı üzerine Beşiktaş şepesinden gelen tepkiler, Feyyaz Uçar'ın açıklamaları, Hasan Arat'ın yaşadığı söylenen e, gerginlik e, ee, ve elbette hakem kararları ile ilgili isyan. İstersen bu konulardan ben çok detay vererek e, pas atmayayım sana. Senden dinleyelim neler yaşandı ve neler yaşanacak acaba önümüzdeki günlerde. Hakem konusunda Beşiktaş'ın aslında bu yeni bir isyanı değil, Adana Demirspor ve Silah Spor maçlarından sonra da yine Futboldan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Feyz Uçar'ın açıklamalarını hatırlıyoruz. Sonrasında e, kulübün iki as başkanı Mete Vardar ve Onur Göçmez Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyarette bulunmuşlardı. Sayın Başkan e, Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Beşiktaş adına özellikle e, son haftalarda hakem hatalarının arka arkaya olması ve sıklıkla olması bir e, hayal kırıklığı yaşatıyor camiada yönetimle de e, dün İki tartışmalı pozisyon var aslında. Bu yoruma girecek elbette çok fazla. Benim e, işim değil belki ama Cenk Tosun'un penaltı beklediği pozisyon. E, özellikle Beşiktaş adına en kritik anlardan birisiydi maçta. Çünkü maçın belki de e, seyrini değiştirebilecek pozisyonlardan birisiydi. E, yine son dakikalarda Omar Koli'nin e, kırmızı kartı var. Varın devreye girmesiyle beraber verilen bir karar. Bu iki pozisyon Beşiktaş cephesinde özellikle Varın devreye girdiği noktalardaki bu e tutarsızlıklar diyeyim tırnak içerisinde siyah beyaz yönetimde biraz hayal kırıklığı yarattı. Bununla ilgili ben açıkçası kısa süre içerisinde siyah beyazlı kulübün bir aksiyon almasını beklemiyorum ama dün maç sonrasında hali hazırda yine Feyz Uçar'ın açıklamaları olmuştu. Hakem kararlarıyla alakalı olarak Beşiktaş kulübünün bir hayal kırıklığı yaşadığı Ortada fakat sezonun geri kalan kısmında Beşiktaş kulübü yetkilileri dün yine maç sonrasında konuştuğumuzda federasyon ilişkilerinde bir değişiklik olmasını beklemediğini ifade ettiler. Sezonun geri kalan bölümünde Beşiktaş ve federasyon Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki bu durumun çok fazla değişmesini siyah beyazlı kulüp yetkilileri beklemiyorlar. Bununla alakalı ben de açıkçası kısa süre içerisinde Beşiktaş kulübünün de bir aksiyon almasını beklemiyorum Ezgi. Peki Furkan Yıldız çok teşekkürler verdiğim ilgiler için. Evet Furkan'dan da Beşiktaş cephesinden derbi sonrası yankıları dinledik değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de 28. hafta bugün oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Gelin şimdi bir de toplu sonuçlara ve programa bakalım. Kasımpaşa ile MS yap Sivas Spor golsüz berabere kaldı. MK e Ankara İstanbul Spor 1-1 berabere kalırken Çaykur Rizespor Mondiom Kayseri 3-0 ile geçti. Fenerbahçe Atakaş Atay Spor deplasmanında 2 golle kazandı. Rams Başakşehir evinde Yılport Samsun Sporu tek golle geçti. Tümosan Konyaspor Konya Spor Siltaş Yapı Pendik 2-0 mağlup etti ve derbide kazanan Galatasaray oldu. Sarı Kırmızılılar Beşiktaş'ı 1-0'la geçti. Bugün saat 17'de Yukatel Adana Demir Spor ve Vakars Fatih Karagümrüğü ağırlayacak. Saat 20'de iki karşılaşma var. Korendon Alanya Spor, Trabzon Spor ve bir Antalya Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçlarıyla 28. hafta tamamlanacak. Hemen bugünün maçıyla devam edelim. 28. haftada Trabzonspor Karendan Alanya Spor'a konuk olacak. Trabzonspor Alanya'da kazanarak galibiyet